Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizlerle bir matematik videosu ile karşınızdayım. Geçen hafta eğitimi sürecimizi uzaktan eğitim olarak tamamladık. EBA'dan videolarımızı izledik. Daha sonra benim yolladığım etkinlikleri çözdük. Benim yolladığım videolarla derslerimizi tekrar ettik. Bu hafta ise ben size derslerimizin videolarını bu şekilde anlatacağım. Konularımızı bu şekilde kağıtlar üzerinde önemli yerleri söyleyerek, önemli yerleri göstererek, etkinliklerimizi çözerek anlatacağım. Daha sonra ise sizlere kitaplarınızdan bazı etkinlikler vererek konuları tekrar etmenizi isteyeceğim. Şimdi matematik konusuna geldiğimiz zaman, geçen hafta uzaktan eğitim sürecinde paralar konusunu işlediniz. Liranın, kuruşun çevirmelerini gördünüz. Bunlarla ilgili problemleri çözdünüz. Bu hafta ise tartma konusuna bakacağız birlikte. Tartma konusuna bakarken şunu düşünmenizi istiyorum. Çevremizde gördüğümüz, evimizde, okulumuzda, dışarıda her varlığın bir ağırlığı olduğunu düşünelim. Sizin bir ağırlığınız olduğu gibi evinizdeki bir masanın da bir ağırlığı vardır. Elinizde tuttuğunuz ve ödev yaptığınız kaleminizin de bir ağırlığı vardır. Oturduğunuz sandalyenin de bir ağırlığı vardır. İşte biz bu varlıkların kütlelerini ölçerken tartma işlemi yaparız. Ve tartma işlemi yaparken kullandığımız ifadeler gram ve kilogramdır. Şimdi ülkemizde kullanılan tartma birimi gramdır. Ve biz gramı kısaca küçük g harfi ile gösteririz. Gramdan daha çok olan miktarları ölçerken ise kilogramı kullanırız ve kilogramı da biz kg ile gösteririz. Yani şunu söyleyebiliriz. Eğer bizim alacağımız ürün ya da satın alırken ölçeceğimiz ürün, tartacağımız ürün 1 kilogramdan az ise ya da hafif ise işte biz bu varlıkları alırken, ölçerken gramı kullanırız. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Kilogram ve gram arasındaki ilişkiyi anlamak için evimizdeki bazı nesneleri iki elinize alıp karşılaştırmanızı istiyorum. Örneğin bir meyve ile bir kuru yemişi, örneğin bir süt paketi ile bir süt şişesi ile ya da bir patatesi, ya da bir un çuvalıyla, büyük bir un paketiyle diğer elinize bir kalemi alıp bunları karşılaştırmanızı istiyorum. Ve bu şekilde hangisinin daha ağır, hangisinin daha hafif olduğunu tespit etmenizi istiyorum. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? 1 kilogram ile gramın arasındaki ilişkiye bakıyoruz. 1 kilogram dediğimiz şey aslında 1000 grama eşittir. Yani 1 kilogram ile 1000 gram aynı şeyi ifade eder bizim için. O zaman buradan yola çıkarak bir genelleme yapacak olursak, 1 kilogram 1000 gram ise yarım kilogramda, yani bunun 1 bölü 2'si de kesirlerde öğrenmiştik, 1 bölü 2 yarımı ifade ediyordu. Yarım kilogramda 1000'in yarısı kadardır, yani 500 gramdır. Hadi tekrardan 1 kilogram 1000 gram arasında yine bir genelleme yapalım. 2 kilogram bu sefer 1'i 2 katına çıkardıysak 1000'i de 2 katına çıkarıyoruz. 2 kilogram 2000 gramdır diyoruz. Şimdi burada bazı çevirmeler var. 5 kilogramı grama çevireceğiz. 1 kilogram 1000 gramdı. O zaman 5 kilogramı 1000'i 5 ile çarparak bulurum. 5000 gramdır. 7 kilogram 7000 gramdır. Buraya baktığımız zaman ise bu sefer gramı kilograma çevirmeyi görüyoruz. Şimdi 3000 gram vermiş bana. Bunu kilograma çevirirken ne yapacağım? 3 tane sıfırını yok ederek yapacağım. Şuraya bakalım tekrardan. Şimdi 1000 gram demiş. 1000 gramın 3 tane sıfırını elediğim zaman, yok ettiğim zaman 1 kilograma eşit oluyor. İşte biz burada 3000 gram dediğimiz zaman 3 sıfırını sildiğimizde 3000 gram 3 kilograma eşit oluyor. 8000 gram ise 8 kilograma eşit oluyor. Sizden şunu istiyorum. Ben bu şekilde kağıdın üstünde size anlatırken, siz de videolarınızı dinlerken matematik defterinizi ya da bir kağıt kalem yanınızda bulundurarak benim çizdiğim yerleri, önemli gördüğüm yerleri, yaptığım örnekleri siz de defterlerinize not alırsanız daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi ölçüm yapmak için kullandığımız aletlerimiz var. Bunlardan 4 tanesine bakalım. Eşit kollu terazi neydi? İki tarafında birer
kefeleri bulunan ve buralara ürünler konularak ağırlığının ölçüldüğü ve diğer tarafa da şu şekilde ağırlıkların konulduğu ve bunların üstünde işte 1 kilogram şeklinde ya da daha değişik ağırlıkların yazıldığı ve bu şekilde ölçüm yapılan bir alet. Ama bu şu an günümüzde eskisi kadar kullanılmıyor. Eşit kollu terazilerin yerine artık günümüzde elektronik teraziler kullanılıyor. Elektronik teraziye baktığımız zaman ise üstüne ürünü koyduğumuz zaman direkt ekranda kaç kilograma ya da grama denk geldiğini görebiliyoruz. Basküle bakıyoruz. Baskül ise bizim ağırlığımızı yani insanların ağırlığını ölçüp orada ekranında yansıtan bir ölçüm aletidir. Kantar diye diyoruz. Kantar ise daha büyük arabaların, kamyonların ağırlığını ölçen bir ölçüm aracıdır. Şimdi ben size bazı ürünler koyuyorum şimdi. Ne bunlar? Bir kasa domates, bir tane domates, un çuvalı, elmalar, yüzük, tuz, şeker, farklı burada varlıklar var. Farklı meyveler, sebzeler var. Biz bunların gram ile mi, kilogram ile mi ölçüldüğünü bakacağız. Şimdi kilogram ile ölçülenler var, gram ile ölçülenler var. Bir kasa domates vermiş bize. Bir de bir tane domates vermiş. Bir kasa domatesi kilogram ile ölçerken bir domatesi gram ile ölçmüş. Neden? Çünkü bir tane domates 1 kilogramdan az olduğu için söylediğimiz gibi gramla ölçeriz. Fakat bir kasa domates daha ağır olacağı için kilogramla ölçeriz. Bir un çuvalı görüyoruz. Bunu neyle ölçüyoruz? Kilogram ile. Bir tane elma kasası görüyoruz. Kilogram ile. Geldim buraya. Bir tane burada yüzüğüm var. Altın bir yüzük. Bu altın yüzük. Altın neydi? Bizim değerli bir madenimizdi. O yüzden nedir? Daha hafif olduğu için gramla biz bunu satın alırız. O yüzden bunu gramla ölçüyoruz. Peki. Şimdi size şunu soruyorum. Diğer ürünlerimiz var. Mesela ne bu ürünler? İşte patates var, soğan var ya da işte kuru yemiş var, tuz var. Burada gördüğümüz gibi tuzun bir diğer çeşit örnek olarak verebileceğimiz şeker var. Bunları ne ile ölçeriz? Burada bunları bize vermiş. Şimdi bunları birlikte dolduracağız. Tuzu ne ile ölçeriz? Tuzu gram ile ölçeriz. Yine bir karşımıza kolye çıktı. Altın bir kolye. Yine altın olduğu için daha küçük yani daha ağırlığı az olduğu için daha küçük bir ifade ile daha hafif bir ifade olan gram ile ölçeriz. Kocaman bir karpuz kilogram ile ölçeriz. Bir bilezik altın bilezik gram ile ölçeriz. Limon ne ile ölçülür? Alırız mesela gideriz. Alırız ama bu bir tane. Bir tane olduğu için bunu gramla ölçeriz. Ama biz gidip de diyelim ki 5-6 tane alsaydık o zaman eğer burada aynı elma gibi fazla verilseydi kilogram diyebilirdik. Yine bir sepetin içinde portakallarımız var. Bunları kilogram ile ifade ederiz. Burada bir tane Antep fıstığımız var. Tabii ki gram ile ifade edeceğiz. Burada şekerimiz var. Şekeri ne ile ifade edeceğiz? Küçük bir kesme şeker kutusu. Bunu da biz gram ile ifade edeceğiz. Bir adet havucumuz var. Yine gram ile. Ve burada kocaman bir neyimiz var? Marulumuz var. Marulumuzu da biz kilogram ile ifade edeceğiz. Şimdi bize burada diyor ki bunlardan ayrıca bize kilogramla ile satılan ve gram ile satılan örnekler yazalım diyor. Kilogram ile satılan ürünler. Hemen bir örnek yazalım. Patates, soğan, et ürünleri, mesela et, tavuk, daha sonra kiraz diyebiliriz, başka bir meyve, daha sonra peynir, yoğurt. Bu şekilde ne yapabiliriz? Fazlalaştırabiliriz örneklerimizi. Peki gram ile satılanlara örnek verecek olursak baharatlara örnek verebiliriz. Kuru yemişlere örnek verebiliriz. Tuz, şeker,
yukarıda yine bahsetmiştik, örnek verebiliriz. Ve çikolata da yine gram ile satılan bir yiyecektir. Bunu da yaptıktan sonra şimdi size bir tahmin etkinliği göstereceğim. Neler var burada? Toz şekerimiz var, unumuz var, elmamız var, yumurta kolimiz var, bir kalemimiz var, muzumuz var, peynir dilimimiz var, çorap var, patates var ve küçük bir yoğurt kabımız var. Burada da çeşitli ağırlıklar verilmiş. Bu ağırlıklardan hangileri bunlara aittir diyor. Şimdi bakıyoruz 1 kilogram, 1,5 kilogram, 125 gram, 150 gram, 50 gram, 2 kilogram, 250 gram, 1 kilogram, 20 gram ve 200 gram. Şimdi bunlardan 2 tane 1 kilogramım var. Hemen görüyorum. Ve bu 1 kilogramlar acaba diyorum hangilerine ait olabilir? Ya da önce en hafifinden başlayabiliriz. Bu da başka bir çözüm yolu. En hafifini buluruz gram olanlar şeklinde. Mesela 20 gram, 250 gram, 200 gram, 50 gram. Bakıyorum en hafifi burada ne? 20 gram. Buradan en hafifine bakıyorum hangisi olabilir? Kalem olabilir. O zaman getiriyorum 20 gramı kaleme yazıyorum. Ondan sonra bunu eliyorum. Daha sonra geliyorum diyor ki 50 gram. 50 gram ne olabilir burada? Çoraplar. 2 tane çorap. 50 gram olabilir. Hafiftir çünkü. Bunu da siliyorum. Daha sonra ne diyor bana? 1 kilogramları bulabilirim. Mesela patates. 6 tane patates var. 7 tane patates, 6-7 tane bir patates var. Bunları tarttığım zaman acaba 1 kilogram mı gelir, 2 kilogram mı gelir? Patates ağır bir sebze olduğu için büyük ihtimal ile bu 2 kilo gelecektir. O zaman ne yapalım? Buraya 2 kilogram yazalım bakalım. Bunu da eledim. Daha sonra elma ve muza bakabilirim. Elma ve muz birbirine yakın ağırlıktadır. Ama hangisi daha ağırdır? Bence elma daha ağırdır. O zaman elmaya 200 gramı yazabilirim. 200 gramı ben elmaya yazıp elediysem, o zaman 200'den biraz fazla olan 250 gramı da neye yazabilirim? Muza yazabilir miyim? Muza yazamayız. Ne demiştik? Muz elmadan daha hafiftir demiştik. Değil mi? O zaman muza 200'den daha hafif bir şeyler yazacağız. Ne yazalım? Gelin bakalım buna da 150 gram yazalım. Bunu da sildim. Geriye 2 tane 1 kilom, 1 tane 250 gramım, 1,5 kilom ve 125 gramım kaldı. Büyük ihtimal bu un 1 kilogramdır diyorum. 1 kilogramı siliyorum. Şekere 1,5 kilogram diyorum. Şu an tahminde bulunuyorum. Bunların net ağırlığını bilmiyoruz. Sadece tahmini. Yumurta var ama bir tane değil, bir koli. Bir tane yumurta yaklaşık 50 gram falan gelir. Burada kaç tane var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 4'ü çarparsak 20 tane. Yaklaşık 1 kilograma gelecek. Bunu da 1 kilogram yazıyorum. En son ne kaldı? 125 gram ve 250 gram. 250 gram peynir daha ağır olduğu için peynire yazıyorum. Ve 125 gramı da yoğurduma yazarak tahmin işlemimi tamamlıyorum. İşte tartma konusuna bu şekilde işlemiş olduk. Ne yaptık? Tartmada kullandığımız ölçüm birimlerinin gram ve kilogram olduğunu, daha sonra kilogramdan ziyade çevirmeleri gördük. Daha sonra ölçüm araçlarına baktık. Bazı canlıların, nesnelerin, meyvelerin, sebzelerin, bazı eşyaların gram olarak mı, kilogram olarak mı ölçüleceğine baktık. Ve bu daha sonra tahmin işlemi yaparak hangi sebzenin ya da meyvenin, hangi ürünün kaçar kilogram ya da kaçar gram olacağını tahminde bulunarak bu dersimizi bitirmiş olduk. Şimdi size ben bunlarla ilgili etkinlikler vereceğim. Siz de bunları benim anlattıklarımdan faydalanarak çözeceksiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.